Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karaman'dan sesleniyoruz. Karaman'da Halk Balık Sofrası balıkçı Ali Kaplan'a konuk olduk ve Halk Balık Sofrası'nın firma ortaklarından Sayın Hatice Kaplanoğlu ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Hatice Hanım, söyleşimize başlamadan önce ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum ben. Kısaca Hatice Kaplanoğlu kimdir efendim? İsmim Hatice, Mersin doğumluyum. Normalde Mersinliyim. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu, gıda bölümü mezunuyum. 3-4 yıl boyunca kendi mesleğimi yaptım. Son 2 yıldır da esnafım. Daha öncesinde bir kahvaltı salonum vardı. Şimdi de 2-3 aydır buraya ortağım. Buraya ortaksınız. Gayet güzel Halk Balık Sofrası. Halk Balık Sofrası'nda konuşalım istiyorum ben. Burası ne zaman kuruldu ve bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? Yani normalde 4-5 yıl öncesinde kuruldu burası ama son 2-2,5 yıldır bizim elimizde. Ali Kaptan'da yani. 2,5 yıldır bizde yani. 2,5 yıldır sizde. Burada vermiş olduğumuz hizmetler, burası bir balık restoranı galiba, evet, değil mi? Bir balık restoranı. Burada deniz ürünleri, evet, sunuyorsunuz. Siz insanlara deniz ürünlerini tattırıyorsunuz, evet, insanlara. Anladım. Burası kaç kişi kapasiteli Hatice Hanım? Burada aynı anda biz kaç kişi ağırlayabiliyoruz? 100 kişi kapasiteli burası. Alt üst 2 katlı 100 kişi kapasiteli. 2 kat toplam 100 kişi, evet, kapasiteli. Evet. Kaç personel hizmet veriyoruz biz burada? 5-6 personelimiz var bizim burada. 6 personelimiz, evet, var. 6 personel. Bunlar tabii servis personeli, mutfak personeli. Aynen, hepsi, evet, dahil. Peki sormak istediğim sorulardan birisi de şu. Takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Evet, sizin dışınızda, aynen, faaliyet gösteren başka birçok lokanta, restoran işletmesi mevcut. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar neden halk sofrasını tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Çünkü önce ilk başta kendi mesleğimde söyleyerek bir defa burada bir gıdacı var. Ürünlerimizin hijyeni, temizliği, mekanımızın temizliği olsun. Balıklarımızın hemen 2 güne bir taze geliyor olması. İşte siz de kabul edersiniz ki Karaman deniz bir şehri değil. Ama biz sürekli balıklarımızı taze tutmaya çalışıyoruz. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar Halk Balık Sofrası balıkçı Ali Kaptan'ı tercih etmiş, burada yemek yemeyi tercih etmiş, buranın balıklarını tercih etmiş olan konuklarınıza, misafirlerinize, müşterilerinize söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlamanızı isteyeceğim sizden. Tabii ki öncelikle teşekkür ederim burayı tercih ettikleri için. Yine bekleriz inşallah, bizleri yalnız bırakmasınlar. Destek çıksınlar, ikinci, üçüncü şubelerimizi açmamıza inşallah. Onlar diyorsunuz, buyursunlar, gelsinler, bizden hizmet talep etsinler. Aynen. Eşleriyle, dostlarıyla, aileleriyle. Biz onlara burada en lezzetli yemekleri birinci kalite bir hijyenle sunalım diyorsunuz. Aynen, ve tabii, evet, ki güler yüzle. Ben size teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız, bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Ne demek, ben teşekkür ederim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Karaman'da Halk Balık Sofrası balıkçınız Ali Kaptan mekanına konuk olduk ve mekanımızın ortaklarından Sayın Hatice Kaptanoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.